Komşularla içli dışlı olmayı sevmeyenlerin sayısı hayli fazla. Ancak bu yerler, bırakın konu komşuyu, insan bile göremeyeceğiniz noktalar. WatchMojo.com Türkiye'ye hoş geldiniz. Bugün yaşamak için en ücra 10 yeri sıralayacağız. Bu listede tamamıyla ya da neredeyse toplumdan uzak noktaları seçtik. Bu yerlerde en azından bir kişinin şapkasını astığı, yani bacası tüten en az bir evin olduğu yerleri inceledik. 10 numara: Medak County, Tibet, Çin. İsmini güzellikten alan Medak, diğer isimleriyle Metok ya da Motyo County olarak da bilinen bu ufak yerleşim yeri, Tibet'in Nilüfer Kutsal Diyarı olarak biliniyor. Sadece 10 bin kişinin yaşadığı bu yerde yakın bir zamana kadar ulaşılabilir bir yol dahi yoktu. İlk olarak 20 yıl önce yol yapım çalışmalarının başladığı bu yere gitmek hiç kolay değildi. Zira çalışmaların bitmesine çok az bir süre kala yer kayması, sel ve çökmeler nedeniyle tüm çabalar boşa gitmişti. Neyse ki 2010'da mevzubahis yol yapıldı da Medak dünyanın geri kalanına bağlanabildi. 9 numara: Itakor Tormit. Grönland zaten yeterince dünyaya uzak değilmiş gibi bir de başımıza böyle bir yer çıktı. Itakor Tormit, yüz ölçümü bakımından Almanya'dan sadece biraz daha küçük. Fakat bir fark var. Burada sadece 500 kişi yaşıyor. İsmini telaffuz etmek için nice koç yiğitler can verdi. Ayrıca ehliyetlerin üstüne de tam olarak uyduğu söylenemez. Burada yaşayanlar kışın balina ve kutup ayısı gibi hayvanları avlarken, yaz geldiğinde halibut isimli bir çeşit pisi balığı tutuyor. 8 numara: McMurdo Station, Antarktika. McMurdo, kelimenin tam anlamıyla dünyanın dibi. Yazları 1000, kışları ise 250 kişinin yaşadığı McMurdo Station'da 3 havaalanı bulunuyor. Aynı zamanda burası Antarktika'nın en kalabalık şehri. Şaşırtıcı bir biçimde bilim adamları ve çalışanların yaşadığı bu istasyon şehirde birçok modern kolaylıklar, kablolu TV ve hatta golf sahası bile var. Nadir de olsa hava sıcaklığının yükseldiği de oluyor, ancak genelde dondurucu bir soğuğun olduğu bu yer dünyanın en ücra noktalarından. 7 numara: Palmerston Adası, Cook Adası. Palmerston hali hazırda 62 kişinin evi. William Marsters'ın alt soyu hala devam ederken bu kişi adadaki yerleşimi 1863 yılında kurmuş. 1969'da dünya haritasına kabul edilen bu adaya yılın belli dönemlerinde bir ihtiyaç gemisi demirliyor. İki telefonu olan yerlilerin aynı zamanda günün birkaç saati internet hakkı da bulunuyor. Adada havaalanı yok. Mercan resifleri nedeniyle büyük gemilerin yanaşması hayli tehlikeli. Palmerston insanları hayli sıcak, misafirperver ve cömert. Eğer bir şekilde adaya ulaşabilirseniz harika bir tatil sizleri bekliyor. 6 numara: Cape York Yarımadası, Avustralya. Dünyanın son vahşi bölgelerinden biri olan Cape York Peninsula, yani Cape York Yarımadası, Avustralya'da Far North Queensland taraflarına düşüyor. Macera perest turistlerin uğrak noktalarından biri olan bu yerde 20 bin yerli yaşıyor. Bunların birçoğu da aborjin. Aynı zamanda korkutucu hava şartları ve muson yağmurları gibi şeyler dışarıdan gelenler için başka olumsuz etkiler. Tabi bu vahşi ortamda yaşamanın eğlenceli yanları da yok değil. 5 numara: Omyakon, Yakutistan, Rusya. Sıcak bir iklimde, örneğin Avustralya ya da Güney Pasifik adalarında yaşamayı anlayabiliriz. Bilim adına orada yaşanıyorsa da bir lafımız yok. Ancak Rusya'nın bu buzullarla kaplı bölgesinde yaşamak için deli olmak lazım. Belki de gezegenin en zorlu 500 insanı burada yaşıyor. Omyakon, dünyanın en soğuk hava sıcaklığının ölçüldüğü nokta. Termometreler eksi 90 dereceyi bile göstermiş. 25 Ekim ve 17 Mart arası termometreler tarih boyunca sıfırın üstüne hiç çıkmamış. Havada kuşların uçarken donduğu bile görülmüş. 4 numara: Supai, Arizona, ABD. Kim derdi ki Amerika Birleşik Devletleri'nde bir bölge ücra bir köşe olarak kabul edilsin? Supai isimli bu küçük kasabada 208 kişi yaşıyor. Büyük kanyonda bulunan bu noktaya posta gönderilmiyor. Çünkü yol yok. Sıkıntı yok, çünkü onların da arabası yok. Eğer Supai'ye gitmek isterseniz helikopter kiralamak zorundasınız. Ya da tabana kuvvet diyeceksiniz. Bölge o kadar ulaşılmaz ki 2000 yılındaki ABD nüfus sayımında yer alamadı burada yaşayanlar. Çünkü kimse ulaşamamıştı. 3 numara: Pitcairn Adası, Britanya Deniz Aşırı Toprakları. Pasifik Okyanusu'nun güneyinde, denizin tam ortasında konuşlanan Pitcairn Adası, 4 volkanik adanın bir bölümü. Aşırı derecede soyutlanmış bu bölgeye en yakın bir başka komşu nokta binlerce kilometre uzaklıkta. Ada hala Britanya'ya bağlı
ve yaklaşık 56 kişinin yaşadığı söyleniyor. Bu 56 kişinin tarihin en bilinen gemilerinden HMS Bounty'deki isyancılar ve Polinezyalıların soyundan geldiği söyleniyor. Sadece balıkçılık ve çiftçilik yaparak geçinen dünyada az sayıda kalan insanlar burada yaşıyor. Adaya hava ulaşımı yok. Sadece botlarla ulaşım sağlanıyor. 2 numara. Alert, Nunavut, Kanada. Kanada'nın Nunavut ismi verilen bölgesindeki bu yer belki de gezegenin en insansız yerlerinden biri. Tüm yıl boyunca sadece 5 insan kalıcı olarak yaşıyor. Bu askeri bölge kuzey kutup noktasına sadece 700 kilometre ama en yakın kasabaya 1600 kilometre uzaklıkta. Dünyanın tepesinde yer aldığı için Alert kışın 24 saat karanlık, yazın da 24 saat aydınlık altında. Bir havaalanı var. Bunu da Kanada Savunma Bakanlığı kullanıyor. Fakat kötü hava şartlarına karşın orada da barınmak çok olası değil. 2015 Haziran'ında Kanada Genel Valisi ve Savunma Bakanı David Johnston Alert'a gidip personelle tanışmıştı. Birinci sıraya geçmeden önce anmaya değer birkaç yere daha bakalım. Bir numara. Tristan da Cunha, Britanya deniz aşırı toprakları. Tristan da Cunha, içerisinde birçok ada ve adacık bulunan bir bölgeyi temsil ediyor. Bu adaların üstünde toplamda 300'ün biraz üstünde insan yaşıyor. Muhteşem dağlık bir manzaraya sahip bu adalarda havaalanı yok. Bu sadece deniz yoluyla ulaşım anlamına geliyor. İnsanların hepsi 7 denizlerin Edinburgh olarak adlandırılan kasabada yaşıyor. Adada bir tane market var. Yemek ihtiyaçları aylar öncesinden geçiliyor çünkü adaya ulaşım hem zaman alıyor hem de kargo ona göre planlama yapıyor. Güney Atlantik Okyanusu'nda bulunan ada, Güney Afrika'ya yaklaşık 2500, Güney Amerika'ya 3100 ve en yakın bir başka adaya 2000 kilometre uzaklıkta. Burası kuşkusuz dünyanın en ücra köşesi. Listemize katılıyor musunuz? Sizce dünyanın en ücra köşesi hangisi? Diğer top 10 listelerimize göz atmak için hemen watchmojo.com Türkiye'ye abone olun.